Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Ezgi. Bugünkü videomuzda Google DeepMind'in yeni AI sistemlerini konuşacağız. Gelin birlikte bir göz atalım. AlphaProof ve AlphaGeometry 2 akıl yürütebilen sistemler inşa etmeye yönelik ilk adımlarını atıyor. Karmaşık matematik problemlerini çözebilir hale gelmiş durumda. Yapay zeka modelleri kolayca deneme yazabilir, metin işleyebilir, metin yazabilir. Zaten biraz ChatGPT ile uğraştıysanız bunu görmüşsünüzdür. Ama akıl yürütme söz konusu olduğunda, matematik mantık yürütme söz konusu olduğunda şu anki yapay zeka sistemleri pek de iyi değil. Ancak bu sonunda değişebilir. Google DeepMind buna özel, matematik ve akıl yürütmeye özel iki tane yeni model geliştirdiğini söylüyor. AlphaProof ve AlphaGeometry 2 lise öğrencileri arasında prestijli bir yarışma olan Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında 6 sorudan 4'ünü bildi. Bunu yapmak için iki model birlikte çalıştı ve günün sonunda gümüşe eşdeğer bir madalya kazandılar. İkinciliğe eşdeğer bir seviyeye yükseldiler. Daha önce herhangi bir yapay zeka sistemi bu tür problemlerle böyle bir başarıya ulaşamamıştı. Projede çalışan Google DeepMind'in başkan yardımcısı bu yapay zeka ve makine öğrenimi için büyük bir ilerleme diyor. İleri düzey akıl yürütme gerektiren matematik problemlerinin yapay zeka tarafından çözülememesini ve bunun zor olmasının aslında birkaç temel sebebi var. Bunlardan ilki matematiğin bu tür problemlerin, akıl yürütme gerektiren matematik problemlerinin soyutlamayı gerektirmesi. Ayrıca bu tür problemlerde hiyerarşik bir planlama yer alıyor. Bunun yanı sıra alt planlamalar yer alıyor, alt hedefler, deneme yanılmalar, yeni yollar denemeler yer alıyor. Bu maddelerin her birisi bu süreci zorlaştıran adımlar aslında. Google DeepMind ise bu zorlu süreçleri aslında takviyeli öğrenme ile eğittikleri AlphaProof'la aşmayı hedefledi. AlphaProof büyük bir matematik kütüphanesi, matematik problemleri kütüphanesi oluşturularak eğitildi ve Gemini AI kullanıldı bu yapılırken. Aslında Gemini AI'ın bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Matematik problemlerini içeren bir kütüphane kurduk, tamam. Makine öğrenmesini koyduk Gemini AI ile birlikte, tamam. Alın size AlphaProof diyemiyoruz. AlphaProof aynı zamanda arkada AlphaZero isminde başka bir modelle de çalışıyor. AlphaZero aslında Go ve satranç gibi mantıksal oyunlar üzerinde ustalaşmak üzere eğitilmiş farklı bir model ve AlphaProof'un içerisinde yer alıyor. Birlikte çalışarak bunlar matematik problemlerini ustaca halledebiliyorlar. AlphaZero da aynı zamanda takviyeli öğrenme metoduyla çalışıyor. Nasıl matematik ve geometri dersleri ayrı ayrı ise modelleri de ayrı ayrı. AlphaProof matematik özelinde ilerlerken AlphaGeometry 2 ise geometri üzerinde ilerliyor. Nesneler, oranlar, mesafeler, açılar üzerine eğitilmiş. Spesifik olarak özellikle bununla ilgilenen bir model. Sistemleri test etmek için Google DeepMind'da çalışanlar Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında sorulan soruları bu iki modele verdiler. Olimpiyatlarda yer alan 6 soruyu çözme ve çözdükleri şeyi kanıtlama üzerine kurulu bir sistem istediler aslında yapay zekadan. AlphaProof 2 cebir 1 sayı teoremi sorusunu çözdü. AlphaGeometry 2 bir problem çözdü. İki tanesini çözmeden bıraktı. Bunun sebebini anlamak için uğraştıklarını aslında dile getirdiler Google DeepMind'da çalışanlar. Yapay zekadan bahsederken her zaman işte yapay zekayı bir bebek gibi düşünün, ona ne verirseniz onu alır gibi şeyler söylüyorduk. Şu an görüyoruz ki yapay zeka lise öğrencisi seviyesine gelmiş durumda. İki ünlü matematikçi yapay zekanın çıktılarını tabii ki kontrol etti. Bunun sonucunda çözdükleri sorulara 28 puan verdiler. Dolayısıyla gümüş madalyayı hak eden bir puan eşiğinde kaldı. 29 almış olsaydı yapay zeka altın madalyayı hak ediyor olabilecekti. Yani bir puanla kaçmış diyebiliriz. Yapay zekanın cevaplarını kontrol eden matematikçilerden birisi basın toplantısında cevaplardan ne kadar etkilendiğini aslında dile getirdi ve bunun şimdiye kadar yapılmış en önemli teknolojik yapay zeka anlamındaki sıçramalardan birisi olduğunu dile getirdi. Yine matematikçilerden birisi insanların matematik problemlerini nasıl çözdüğünü, nasıl yaklaştığına dair çok fazla şeyi bilmediklerini, bu yapay zekanın ilerleyen süreçte de buna yardımcı olacağını, hatta yeni problemler icat edebileceğini söyledi. Bunun yine çok güzel bir gelişme olduğunu vurguladılar. Lise düzeyindeki matematiğin zor olduğunu üniversite sonuçlarından aslında görebiliyoruz. Oldukça düşük netler yapıyor lisedeki öğrenciler ülkemizde de. Şu an yapay zeka bir lise seviyesine çıktı. Hatta olimpik soruları çözebiliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ne noktaya kadar daha ilerleyecek bu? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.